Yargı tarihinin yüz karası yok hükmünde. Adına yüksek adalet divanı demekle bir mahkeme bağımsız ve tarafsız olmuyor. Ve dahi verdiği hükümlerde adaletin tecellisine yardımcı olmuyor. Tam aksine bu kararlar zulüm belgesi olarak tarihe geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir kanunu oy birliğiyle hayata geçirerek yargı tarihimizdeki bir kara lekeyi temizledi. 27 Mayıs darbesinin akabinde şehit başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarını yargılamak üzere kurulan uyduruk mahkemenin yaptığı duruşmalar ve verdiği kararlar bütün neticeleriyle birlikte artık tarihin çöp sepetinde. Eskiden kullanılan tabiriyle keenlem yekun yani hiç olmamış gibi. Yasada da yapılan sözde yargılamaların ve korkunç neticelerin yok sayılması mana itibariyle çok önemli. Ancak unutmayalım ki 27 Mayıs eşkıyalığının yaptığı tahribatı sadece itibarı bakımından yokluğa mahkum etmekte büsbütün ortadan kaldırmak, izlerini silmek mümkün değil. Merhum Menderes ve arkadaşlarına yapılan zulümler Demokrat Parti mensuplarının aile efradına çektirilen acılar, o itibarsızlaştırmaya dönük alçakça muameleler, devrim bir kısım basın organlarındaki aşağılık yayınlar, devlet radyosu kanalıyla sürdürülen iftira kampanyaları vesaire vesaire. Bunların hepsi kas katı biçimde hafızalarımızda çakılı ve tarih sayfalarında tescilli. Dolayısıyla milletin gönlüne zehir gibi işlemiş o korkunç acılar elbette hiç unutulmayacak, unutulamayacak. Lakin her şeye rağmen o uyduruk ve düzmece mahkemenin vermiş olduğu yargı tarihimiz için yüz karası olan kararların kökünden yok sayılması önemli bir gelişmedir. Hele mağdur aileler için belli oranda tazminat hakkına imkan doğması da sembolik olarak çok şey ifade etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu derece manidar bir karara imza atması hem de oy birliğiyle bunu kabul etmesi takdire şayandır. Bu konuda irade ortaya koyan herkese teşekkür ederiz. 1969 yılı Mayıs'ında Demokrat Partilerin siyaset yasağının kaldırılması için Adalet Partisi, CHP'nin de desteğiyle bir teşebbüste bulunmuştu. Ancak devrin askeri erkanı böyle bir şeyin yapılması halinde iktidara yeniden el koymak için harekete geçmişti bile. Yaşı müsait olanların derhal hatırlayacağı üzere 1961 seçim sonuçlarını beğenmeyen aynı odaklar o zaman da İnönü'ye yönetime tekrar el koyma teklifiyle gitmişlerdi. Ne günlerden geçti bu memleket. Velhasıl Demokrat Partililer ancak 1974 affıyla siyasi haklarına kavuşabildi. 1990 yılında merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a iade itibar edilerek naaşları devlet töreniyle Topkapı Mezarlığı'na nakledildi. 2013 yılında da Yassada'nın o mahut yargılama ayıbından kurtarılması için yeni bir veçeye kavuşturulması için karara bağlandı ve geçtiğimiz 27 Mayıs günü Yazsaada'da yeni çehresiyle artık Demokrasi ve Özgürlük Adası ismiyle ve bir kongre merkezi olma fonksiyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Bu adımların her biri 60 sene evvel bir cuntanın demokrasi ve devlet düzenine karşı yaptığı eşkiyalığının menfur izlerini silmeye yönelik şüphesiz. Şimdi bu son hamleyle demokrasi, hukuk ve milli iradeye sahip çıkma noktasında çok daha katı bir tavır sergilenmiş oluyor. Demek ki bir mahkemenin adına Yüksek Adalet Divanı demekle o adil bir yargı merci olmuyor olamaz. Çünkü adil mahkeme için bağımsızlık ve tarafsızlık şarttır. Buna tabi hakim prensibi deniliyor. Normal şartlar işleseydi Menderes ve arkadaşlarının yargılaması Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay'da gerçekleştirilecekti. Ancak öyle olmadı. Demokrat partileri yargılamak için hem özel bir mahkeme kuruldu hem de mutlaka ceza verebilmek için geçmişe yürüyen kanun çıkarıldı. Ve işin en utanç verici yönü de şu. Bütün bu hukuk cinayetlerinin işlenmesi için icazet verenler de devrin bazı üniversiteli hocalarıydı. Sıtık Sami Onar, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Hüseyin Nail Kubalı, Ragıp Sarıca, Naci Şensoy, Zafer Tunay'a, İsmet Giritli. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nden de bunlara 3 kişi katılacaktı. Bahri Savcı, İlhan Arsel, Muammer Aksoy. Bu sözüm ona hukukçular kendilerine ısmarlanan yeni anayasayı yapmak için kolları sıvarken en başta darbecilere sınırsız yetki fetvası veriyordu. Onlara göre Demokrat Parti iktidarı meşruluğunu yitirmişti ama darbecilerin önünde hiçbir engel yoktu. Bugün içinde bulunduğumuz durumu adi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir gibi bir hüküm vererek siz ne yaparsanız meşrudur diye darbecilere meşruiyet donu biçiyorlardı. Nerede ilim, nerede hukuk, nerede vicdan ve onur? Ama o ortamda onurlu hukukçular da vardı şüphesiz. Mesela Yasa Mahkemesi'ne başkan olma teklifini dönemin yargıtay başkanı Recai Seçkin kabul etmemişti. Tabi hakim prensibi işlemediği, dolayısıyla mahkemenin bağımsız ve tarafsız olamayacağı gerekçesiyle bunu kabul etmemişti. Lakin Salim Başol bu payeyi kabul etmiş, Menderes ve arkadaşlarına "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor." diyerek skandal kararların altına imza atıyordu. İşte bu rezil kararlar artık yok hükmünde. İsmail Kapan